Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda gördüğünüz gibi çok tatlı bir misafirim var. Yasu. Bugün kedimin dokunduğu her şeyi alıyorum. Yanımda bugünlük Yasu var. Behlül'ü getiremedim. Biliyorsunuz aslında iki tane kedim var ama Yasu birazcık daha sosyal bir hayvan ve Behlül dışarı çıktığında çok geriliyor. O yüzden o evde kaldı. Yasu onun yerine de alışveriş yapacak. Biliyorsunuz bu içeriği ben kendim yapmıştım. Markette neye dokunduysam gözü kapalı bir şekilde almıştım. Yasu'nun gözünü kapatmayacağım. Yasu'yu direkt salacağım. Dokunduğu her şeyi almakta serbest. Yasu bir bak etrafına. Bak bir sürü mama var oğlum. Yemek yemeyi sevdiğini herkes biliyor. Yemek yemeyi sevdiğini herkes biliyor. Çok şişmansın. Artık o zaman Yasu'yu salalım mı? Özgürsün. Bak Behlül için de al. Behlül'ü getirmedik. Onun için de seçmen lazım. Şimdi seni buraya salıyorum. Serbestsin. Bakalım dokunacak mı? Kokluyor. Kedi kumuna dokunuyor şu an. Tamam. Kedi kumuna hep ihtiyaç var. 10 kilo sağ olsun bunu bana taşıtacak. En ağır ürünü seçti yani. Bunu buraya koydum. Bu bizim artık. Bu arada aynı üründen bir tane alacağız. İki kere dokundu. Hani ikinciyi alıyoruz yok. Yosu yer değiştir. Bitti orası. Evet. Ona da dokundu. Şu an şişman bir hayvan olduğu için her yere dokunarak geçiyor. Bunu aldık. Vizyonuna hayran kaldım. Normalde hep yediği mama yiyor. Ya yani küçükken bunu yiyordu. Şimdi bunu second age olanını yiyor da. Aldık bunu artık. Yasu, bak her yere dokunuyorsun poponla. Ben bunları falan almasını istiyorum. Ya bunlar da eğlenir çünkü. Ben onun nerede eğleneceğini biliyorum. Mesela şuna. Benim böyle bir yatağım olsa içine girer yatarım. Şimdi Yasucuğum, ama orada kaldın, sıkıştın sen. Hah, çıktı. Gez oğlum. Yasucuğum, buna dokunuyor musun? Üsttekine de dokundu sanki, alttakine de dokundu. Bu böyle lazer ışığı galiba. Bak buna dokunuyor musun? Sana şimdi ilk seçenek sunacağım. Bunlardan hangisi? Bunu seçti. Bunu seçti. Sanırım bu otomatik bir lazer ışığı. Yasu'yu biraz delirtecek. Bunu evde Behlül'le birlikte oynadıklarında biraz kafayı yiyecekler. Aslında burada başka şeyler dokunuyor. Yasucuğum bir dakika bakacağım. Orada neye dokunuyor? Bir şeye dokunuyor. Ve arkadaşına dokunduğu şey bu. Yani... Buna dokunuyor. Bunu alacağız artık. Şu anda bu kocaman pet shop'ta. Bir sürü kedi ürünleri barındıran pet shop'ta. Gitti bunu seçti. O yüzden bunu da alıyoruz. Bakalım Behlül seni gördüğünde ne diyecek canım? Üzülecek hayvan ya. Bence üzülecek, diyecek ki ya o kadar ürün içinden bunu mu seçtin diyecek ama bugün Yasu'nun dediği oluyor. Şimdi arkadaşlar Yasu'nun dikkatini birazcık bu tarafa çekmek istiyorum. Çünkü hep aynı yerde dolanıyor, aynı ürünlere dokunuyor. Gel oğlum, gel gel gel. Sen bunu mu seçtin? Ay sen bunu mu seçtin? Gel 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 gel. Şşt, pıs, pıs, pıs. Gel gel Yasu. Gel. Hayvan bunu gerçekten sevmiş fark ettiyseniz. Bunu salladığım an geliyor. Yasucuğum, buralarda gezelim. Bak burada neler var. Sen çok tüy döküyorsun. Şuna bir el at şuna ya. Şuna ihtiyacımız var. Gel. Hah, aferin. Bence o kahverengi paspasa dokundu. Kahverengi paspası alıyoruz Yasu o zaman. Arkadaşlar Yasu bunu beğendi. Bence gayet tatlı bir paspas. Üzerine yine köpek desenleri var ama yani hayvan sever bir kedi. Köpekleri seviyor demek ki bizim Yasucuğumuz. Tatlı. Ben bu seçimini beğendim. Destekliyorum, arkasındayım. Ama gel artık. Daha kilime ihtiyaç yok. Şunlara ne dersin canım? Şşş. Patilerini yukarı kaldırıp dokunma ihtimali var mı? Çok emin değilim ama çok tüy döküyorsun. Bir baksan mı bunlara? Şşş. Korkuyor. Canım. Bak bir bak. Birazdan ben ona müdahale de edeceğim arkadaşlar. Çünkü boyu uzun değil yani buralara dokunamıyor. Kucağıma da alacağım. Seçmesini sağlayacağım. İşe yarar şeyler alacağız Yasu. Böyle bitmeyecek bu alışveriş. Bunları da koyalım. Aldığımız ürünlerin yanına koyalım bunu da. Paspaslar kafayı takmış durumda. Tamam aldık oğlum onları. Hadi bu tarafa gel. Gel buraya. Gel paspas aldık Yasu. Şu tarafta gez oğlum. Heh. Allah Allah. Kedi paspasa taktı. Maviyi de mi alalım istiyorsun Yasu? Belki şey demek istiyordur. Hadi bana aldınız ama Behlül'ü niye almadınız demek istiyor olabilir mi? Belki en üstteki paspası da almamızı istiyordur. Çünkü ben bu paspası sevdim. Bir öncekinden daha tatlı bence. Tam tuvaletlerin önüne koyarız. Yasu bak bunu da alıyorum. Artık paspas reyonundan çıkıyoruz. Oğlum almakta serbestsin. Bak her şeye dokunabilirsin. Gerçekten bütün isteği paspasmış bu hayvanın. Yeni bir tuvalet al. Sana tuvalet alalım. Ona dokundu. Ona dokundu. Pembe tuvaleti seçti. Yasu böyle mamadan ziyade hep böyle kendi kişisel bakımına hani dair ürünler aldım. İşte paspas olsun, yeni tuvalet olsun. Güzel bir seçim ama ben de alacak olsam bunu alırdım yani. Gerçi şu çok daha tatlıymış. Üstünde bir de lüks falan bir şeyler yazıyor. Ben onu alırdım. Ya şu tabaklar da çok güzel. Yasucuğum bak şu tabaklar çok güzel. Oğlum.
Dokundu, dokundu. Gerçekten bu kedi kalitede beğenmiyor. Tamam, bu tabağı da alıyoruz Yasu'ya. Bir şey diyeyim mi? Ben gerçekten videoya başlamadan önce korkar, birçok şeye dokunmaz diye düşünmüştüm. Ama bayağı meraklı bir şekilde geziyor ve hani akıllı yatırımlar da yapıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir tabak aldı. Çok tatlı bir tuvalet aldı. Tuvaleti vardı ama yedekte bulunsun diyelim. Yani mantıklı bir şekilde hadi bunu açıklayayım. Ama tabaklara bayıldım ya. Bakar mısınız şu tabaklara? Bravo Yasu. Şimdi onu kucağıma alacağım. Çünkü biliyorsunuz birçok üründe üst raflarda ve oraya erişmesi imkansız. Ben tutacağım, bakalım nelere dokunacak. Şu an önümde çok güzel kıyafetler var. İlk olarak burada başlayacağız. Bakalım, gel bakayım buraya. Tamış. Tombalak. Tombalak Osman. Gerçekten seçimlerin kaliteliydi bu arada Yasucuğum. Şimdi sana bu önümdeki kıyafetlerden birini seçmeni isteyeceğim. Seç bakalım oğlum. Hangisini seçtin? Yeşili seçti. Arkadaşlar Yasu direkt bunu seçti. Arkasında da böyle gözlüklü bir köpek var. Şimdi size benim favorimi göstereyim mi? Ben olsaydım bunu seçerdim ama olmaz bana arımaya. Tamam Yasucuğum, bunu da alıyoruz sana. Bunu da bu arada videonun ilerleyen dakikalarında deneyeceğiz. Yasu'da göreceğiz, merak etmeyin. Şimdi gel. Çok ağır bir hayvan, taşıyamıyorum. Kedilerin en sevdiği şey nedir biliyorsunuz? Yaş mama. Onu yaş mama reyonuna götüreceğim. Yaş mamalar da çünkü üst raflardaydı. Bakalım hangisini seçecek? Ben hep kafama göre aldım bugüne kadar. Bakalım oğlum, hangisini seçeceksin? Aa! Yeşili mi istiyorsun sen? Bunu seçti direkt. Gel. Şimdi konservelerden de bir tane seçtireyim. Oğlum bak bak, burada da gurmeler var. Oğlum dur. Dur, seç bir tanesini. Yasu bunları sevmedi. Çünkü normalde de hep bunlardan veriyorum. Ya da hep şunlardan da veriyorum. Bakalım bunlar içinden hangisini seviyorsun Yasucuğum. Sus oğlum. Seç birini. Seç. Seç. Bak bak bak. Bak burada neler var. Hah. Onu mu almak istiyorsun sen? Buradan da arkadaşlar. Hop. Alamıyorum Yasu, çok ağır, taşımak çok zor hayvanı. Buradan da bunu seçti. Bir tanesi kardeşine, bir tanesi kendisine oldu. Yasucuğum valla helal olsun, çok güzel gidiyor. Seçimlerin gayet başarılı. Bir şeyler söylemek istiyor musun kameraya? İstiyor. Yasu bir şey söyleyeceğim. Yalnız bizi çok masrafa soktun ha. Bu videoda bu kadar masrafa gireceğimizi hiç düşünmemiştim. Yasucuğum açıklama yap. Her şeyi dokunduğunu al dedim de yani, olmaz ki böyle. Yalnız bir şey diyeceğim, benim bölümümdekinden çok daha fazla tutarsa eğer miktar, buluşuruz. Bu arada tuvalete ihtiyacımız yoktu Yasu. Bunu bak bir açıklayayım ben sana bunu. O iki paspasa da ihtiyacımız yoktu oğlum. Bakın suçlu suçlu bakıyor, bakın. Bakın suçlu şu an. Ama çok fazla şey yapmayayım, kızmayayım da. Haklı seçmekte, biri bana dese ki ne dokunursan alacağım, ben de alırdım. Arkadaşlar şu anda Yasu boş boğazlık yapmaya başladı. Gerekli gereksiz her şeyi alıyor. Ama benim birazcık da ebeveyni olarak onu ihtiyaçlarına yöneltmem lazım. Bize şu anda bir tarak lazım. Çünkü çok fazla tüy döküyorlar. Onun önüne iki tane seçenek koyacağım ve bir tanesini seçmesini isteyeceğim. Yani işin sonunda ben kazanacağım. Ben ilk olarak önüne bu seçeneği koyacağım. Bu da gayet güzel bir tarak. Bayağı tüylerini alıyor. Bir de burada enteresan bir ürün var. Biliyorsunuz mağazaya girdiğimden beri diyorum ki bunu al lütfen Yasu, bunu al lütfen Yasu. Eldiven şeklinde bunu önüne koyacağım. Bunu almasını istiyorum. Bakalım neyi seçecek? Yasu hangisini istiyorsun oğlum? İlk buna dokunduğu için arkadaşlar bunu alıyoruz. Yani benim istediğim oldu. Günün sonunda mutluyum. Yasucuğum sonunda mantıklı bir karar verdin. Teşekkür ederim. Bunu beğendin değil mi? Şimdiden taramak istiyor kendini. Görüyorsunuz sürtüyor. Bunu da koyuyoruz. Bunun da fiyatı ne kadar bilmiyorum bu arada. Hiçbir şeyin fiyatını bilmeden alıyorum şu anda. Benim için her şey kocaman bir soru işaretinden ibaret. Çünkü biliyorsunuz hayvan ürünleri, böyle kedi ürünleri çok pahalı. Yasu bizi batırdı. Battık. Oyuncak reyonuna çok fazla dokunamadı çünkü yüksekteydi. Onu oyuncak reyonuna götürüyorum. Bakalım neler seçecek. Oyuncak deyince nasıl da sakinleşti. Şimdi bunlar köpek. Biz kediler için olan tarafa gidiyoruz. Bakalım buradan hangisini seçecek. Hadi bakalım. Aa, bunu dokundu. Bir dakika dur. Bunu aldık. Yasu bunu aldık bak. Bu çok tatlı bir oyuncak. Bunu sevdim. Bunu da artı bir olarak yazıyoruz. Sana bir seçim hakkı daha tanıyorum oyuncak reyonunda. Al bakalım. Bakalım şöyle bir bak. Onlar köpek. Şöyle bir bak bak bak, yukarılara bak. Bak. Ona dokundu. Bunu da aldık. Bir tanesi Yasun olur, bir tanesi Behlül'ün olur. Seni salıyorum oğlum. Sen bugün en mutlu kedisin bence. Ay kulağa kırıldı. Yasu bunları beğendin değil mi kız? Aa, köpek gördü dışarıda. Dayılandı. Sakin ol ya.
Oğlum değmez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne biçim kabardı ve karşısında görmüş olduğu köpek şu minicik hayvan. O zaten bundan korkar yani Yasu'dan. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bu kedilere bu kadar kabarmışken dokunmayın diyorlar. Biraz ters olabiliyor. Kuyruğuna bakar mısınız? Rakuna benzedi. Arkadaşlar ben bir tane de ev gibi böyle oynama alanı gibi bir şey de almak istiyorum. Yasu'ya 3 seçenek sunacağım. Bakalım hangisini alacak? İlk seçeneğimiz bu. Bunu oraya taşıyorum. Ben olsam bunu alırdım. İkinci seçeneğimiz bu. Üçüncü seçeneğimiz de bu. Gayet şık gözüken yatak. Bakalım Yasu hangisini seçecek? Şimdiden yatmaya başladı, yoruldu hayvancağız. Ay yavrum. Yasucuğum son bir tercih yapmanı isteyeceğim senden. Gel bakalım. Yatıyorsun zaten. Güzel bir yatak seç bize. Yasucuğum gel bakalım. Olur. Bu üçünden hangisini istiyorsun? Seç birisini oğlum. Seçimini yap hadi. Nope. İstemiyor hayvan. Tamam zorlayacağım. Almasını istiyorum. Bir tane alacak. Kaçarı yok. Yasu'yu tekrardan seçim yapması için zorlayacağım. Oğlum birisini seçmeni istiyorum. Nope. Bu kadar mı tok gözlü olur bir hayvan? Seçimini yapmanı istiyorum. Bir tanesini seç. Seçti. Son olarak seçimini Yasu yaptı. Gerçekten ben de bunu çok beğenmiştim. İçi yumuşacık. Bunun içine girip uyuyacağını düşünüyorum. Behlül de bunu sevecek Yasu. O zaman son olarak da bunu alıyoruz ve alışverişimizi tamamlıyoruz. Bakalım toplamda, totalde aldıklarımız bize ne kadara mal oldu? Yasu bize ne kadar para harcattı? Heyecanlıyım. Ama bu gerçekten güzel. Rengi biraz Behlül'e daha çok yakışacak. Behlül'ün yeşil gözleriyle daha güzel olacak gibi geliyor ama. Bakalım Yasu'ya bir de her kıyafet olmuyor. Daha önce aldığım kıyafetlerin. Göremiyorum ekranı. Kameramanım şaşırmıyor fiyatları gördüğü an şu anda. En aldıkları için de gerçekten en çok bir bunu beğendim, bir de yatağımızı beğendim. Bu kadar. Yasu, evde böyle konuşmamıştık ama. Ben sana dedim, dokunuyor gibi yap, her şeye dokunma dedim. Yasu böyle mi konuştuk evde? Oğlum böyle mi konuştuk evde? Yasu ben sana ne dedim evde? Niye bu kadar harcama yaptın oğlum gerçekten? Ya dokunduğunu al demiş olabilirim de. Ayıp değil mi? Cık. Ya ben sana ne dedim oraya gittiğimizde? Yok ablalarım, abilerim benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Annem bana zaten her şeyin en iyisini veriyor da demedin mi? Bozuştuk bundan sonra. Küstüm sana. Bak ama o hiç anlamadı hala yatağın yanında geziyor. Bitti bitti konsept onu almayacağız artık. Hala dokunuyor bitti. Arkadaşlar ben bir ödemeyi yapayım o zaman. Evde görüşürüz aldığımız ürünleri inceleriz. Bak ya almıyoruz onu. Arkadaşlar tamamıyla Yasu'nun seçimleriyle yapmış olduğumuz alışverişimizi tamamladık. Şimdi eve geldik fakat alışverişin sonu tatsız bitti gerçekten. 1800 lira ödedim. Yani inanamıyorum daha önce herhangi bir kedi ürünü için hiç 1800 lira ödememiştim. Behlül nerede diyeceksiniz değil mi? Behlül nerede acaba? Bakın Behlül nerede? Arkadaşlar Behlül tuvaletinin içine girdi ve orasını kulübesi yaptı bile. Bu arada tuvalet şu anda temiz. Yani öyle bir şey söylemeyin lütfen. Yeni aldık biliyorsunuz. Behlül buraya girdi saklandı. Yasu da şu anda rahat vermiyor. Birlikte onlarla aldıklarımızı açacağız. Yasu neler almış Behlül onları gösterecek. Ama ben bunu böyle tutuyorum ve açılmıyor çünkü. Yasu kabuğu kavuldu. Gel gel neler aldık. Böyle kocaman bir paspasımız var. Bunun köpekler için olduğunu anlayabiliyorum. Yani bilmiyorum bunu tuvaletinin belki altına serebilirim bir şekilde. Hani etrafa kum çok saçılıyor çünkü. Ona yarayabilir. Daha sonra arkadaşlar aslında benim hazırda Behlül buradayken kaçmamışken şunu denemek istiyorum. Bunu almayı çok istiyordum biliyorsunuz. Bu bir tüy toplama eldiveni. Bakalım işe yarayacak mı Behlül'cüğüm? İlk konuğum... Ya şaka mı ya? Gidip getireceğim onu. Behlül! Haydol! Hadi bak. Ya bu kedi gerçekten şey kameraları hiç sevmiyor. Şimdi deniyoruz. Oo yumuşacık ben çok sevdim. Kullanımı çok kolay ve çok yumuşak. Tüyleri alıyor yani. Ama Behlül çok tüy döken bir hayvan. Sanki hani ona rağmen o kadar da fazla tüy alıyor mu? Ve buna kaç para verdik acaba? Arkadaşlar bu ürüne tamı tamına 75 lira vermişim. Fiyat performans açısından şey yapınca o kadar iyi bir ürün değil bu. Yani o kadar iyi aldığını düşünmüyorum. Behlül'cüğüm mutlu musun? Behlül kendini taratmayı sever. Onun hoşuna gitti. Bunda en azından aslında bir yarar var. Ben bunu sevdim. Çok şişman ya. Hakikaten tombalak. Oha. Yasu ya yapma. Behlül hiç böyle yapmıyor.
Dur tarıyorum, tamam. Bakalım hoşuna gidecek mi, sakinleştirecek mi? Hayvanı çok kötü. Ay aldın alacağına pişman oldum. Yasa eldiveni çok sevmedi ya. Eldivenle sevdiğim anda kaçmaya başladı. Eldiveni bir kenara atıyorum. Diğer ürünümüz bu tabaklar arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok güzel. Bakalım bunlar kaç liraymış? Neden bu kadar çok tutmuş? Bunlar ne kadarmış bakalım. Buna 246 lira vermişim. Evet çok güzeller de ne bileyim bir kendime yemek takımı alsaydım da sanırım bu kadar tutardı gibi hissediyorum. Demek ki piyasa böyle, hiç bilmiyorum yani piyasa böyle miymiş? Tamam o zaman en basite oyuncaklara bakmak istiyorum. Oyuncaklar genelde çünkü bu oyuncaklar ucuz oluyor. Evet bunlar gene ucuzmuş, 16 liraymış bunlar. Bunlar okey, bakalım oynayacak mı? Heh. Oynuyor birazcık. Yasun. Şimdi bir lazerli bir oyuncağımız vardı. Ben bir ona bakmak istiyorum. Behlül lazeri çok seviyor. Çıldırıyor, kafayı yiyor, psikolojisi bozuyor hatta. İlk önce istiyorsanız fiyatına bakalım ne kadarmış. 226 lira vermişiz. Daha denemedik. Belki değiyordur. Açıyorum o zaman. Yasu da hazır gelmişken. Bir dakika yere tutayım ben bunu. Yasu. Arkadaşlar oyuncağın şöyle bir olayı var. Siz hareket ettirmeden lazer kendi kendine oynuyor fark ettiyseniz. Bakalım kediler bu konu hakkında ne düşünecek? Bak bak aldığın oyuncağa bak bir. Bak. Umursanmadı. Ya ben bunu kendi kendime böyle yaparken Behlül bununla çok daha güzel oynuyordu. Yani işe giden insanlar gün içerisinde belki bunu açık bırakıp gidebilirler diyeceğim ama o zaman da bence kediler bir tık kafayı yiyebilir. Çünkü gerçekten ben lazerin kediler üzerine kötü bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yoksa sadece Behlül'de mi böyle bilmiyorum. O zaman bir diğer ürünümüze geçiyoruz. Kedi paspası. Bunun pembesi bende vardı. Ama Yasu bir tane daha almayı uygun gördü. Dediğim gibi herhalde renginden çok hoşlanmıyormuş. Bu da iş görecek bir şey. Başka ne var? Allah'ım. Allah'ım çok alakasız bir ürün. Neden böyle bir şey aldık? Gerçekten hep bunu sorguladım. Yasu bunu orada çok kokladı. Bakalım burada görünce bir tepki verecek mi? Yasu! Pıs pıs pıs. Hayvan bu an için yaşıyormuş. Gel Yasu. Al al. Bunu aldın. Şşş, çocuklar. Ya ölü bir yatırım. Yasu'nun vermiş olduğu tatsız bir karar arkadaşlar. Bir sonraki ürünümüze geçiyorum. Bu yatak. Arkadaşlar kameramızın yerini değiştirdik çünkü kediciklerimiz lazerle oynuyor. Onu da size göstermek istedim. Bayağı koşturuyorlar, hopluyorlar koltuğun üstünde. Lazeri tam şuraya koyduk. Arada bir göreceksiniz zaten. Ürünler içerisinde, bütün alışveriş içerisindeki favorim oldu. Böyle güzel duruyor. Dekor olarak da çok tatlı duruyor. İçerisindeki de yumuşacık. Benim pok gözlü oğlum. Ah benim canım. Gerçekten en ucuzunu seçti oradaki ürünler içerisinde. Ucuz dediğime de bakmayın yani. Ucuz değil. Fiyatına bir bakayım ben. Benim yatağımla aynı fiyat olabilir. 462 lira. IKEA'da normal yatak da bu fiyata. Benim yatağım öyle bir şey. Bir kalite kontrol yap ama. Nope. Ya bu kediler... Nope. Yani gerçekten bunu aldırman çok iyi oldu. Behlül gel. Sen seviyorsun böyle şeyleri. Gel. Arkadaşlar ama o kadar şey aldık, o kadar para harcadık. Kediler maneviyata önem verdiği için hiç böyle şeyleri umursamıyorlar gördüğünüz gibi. Yani ben onlara ne kadar para harcamışım umurlarında değil. Onların tek istedikleri sevgi. Yasu bir tane kendisine böyle köpekli bir sweatshirt aldı. Şimdi onu deneyeceğim. Bana ne kadar kıssalar da umurumda değil. Bunu bir deneyelim artık. Hemen anlıyor ya. Tam bir şeytan. Küçük şeytan bunu aldın ya giyeceğiz ama. Sen aldın. Bak. Seni döverim ben. Nerede bunun? Ay kolunu çıkarma. Kolunu çıkarma dedim sana. Hayır. Hayır dur dur dur. Giyeceksin dur. Şuna bakın. Yo yo. Kapşonu da var. Ay çok yakıştı. Gerçekten çok yakıştı ve renk seni açtı Yasu. İşte buraya bak. Rapçiye benzedi gerçekten. Birazdan Behlül'e de satacak gibi değil mi? Sana birazcık küçük geldi. Birazcık sıktı Yasu'yu.
Ama çok yakışıklı oldu. Yatacak şimdi. Kıyafeti giyince birazcık böyle direkt uzanıyorlar. Çıkartamayacağını anlayınca. Bir sonraki videomuzda gözü kapalı. Kedim gözü kapalı bir gün geçecek. Öyle kalıyor. Nasıl bırakırsanız kalıyor. Şimdi kardeşine deneyeceğiz. Hoppa. Bu kadar basit diyorsun. Değilir. Ay benim tatlım minicik ses yapıyor bir tek. Dur, çırt çırtını kapatayım. Dur bakayım. Aa, Behlül'e de oldu. Çok yakıştı, çok yakışıklı oldum. Bak bakalım kameralara Behlül. Behlül'ün günahını aldım. Hiç sesini çıkarmadan öyle uslu uslu giydi arkadaşlar. Yası daha içini dolduruyordu. Fark ettiyseniz Behlül de birazcık daha bol oldu, daha böyle oversize oldu. Ama olsun, birazcık kameralarımıza bak oğlum. Ay yakışıklı. Yakışıklıya bakın. Çok güzel. Allah'ım çok tatlı oldular. Yasuda bir Norma Ender havası vardı. Behlül'de ben daha çok Ben Fero havası aldım. Arkadaşlar videonun sonuna doğru gördüğünüz gibi kediciklerin de aldığımız oyuncaklara karşı ilgisi biraz arttı. Kamera ışıklarına alıştılar. Bugün Yasu'nun dokunduğu her şeyi aldık arkadaşlar. Benim için çok çok enteresan bir gün oldu. Eğer videoyu siz de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun ve lütfen aşağıdaki zili açın ve videomuzu beğenin. Değil mi Behlül? Videomuzu beğensinler. Evet beğenin. Evet videomuzu beğenin. Ve aşağıdan abone olun. Ve zili açın. Beni lütfen kırmayın. Her like bir maşallah.